Özellikle iç hatlar ve dış hatlar, iç hatların genetik diyoruz biz, genetik yatkınlık. Dış etkenler sonradan gıdaların, çevresel faktörlerin etkisiyle mi oluşuyor? Aslında kendimizi kontrol altına alabilir miyiz sorusu akıllara geliyor. Bu kadar yaygınlaşma var ama biraz biz de kendimize dikkat etmiyoruz mu acaba? En önemli nedenlerden biri bu. Günümüzde yani şöyle diyelim, 1999 yılında yapılan çalışmalarda Türkiye'deki diyabet prevalansı 7.2. Ancak 2010 yılında bunun 13.7'lere çıktığını görüyoruz. Yani arada %90 kadar bir artış söz konusu. Yani şöyle düşünürsek 20 yaşla 79 yaş arası Türkiye nüfusu 50 milyon civarında. Evet. Bunu eğer 13.7 ile çarparsanız 7 milyona yakın şeker hastamız var. Ve bunların üçte biri şeker hastalığı olduğunun maalesef farkında değiller. Evet. Üçte biri de ne yazık ki tedaviyle tam kontrol altında değiller. Ya daha sonra bahsedeceğimiz 3 aylık kan şekeri ortalaması dediğimiz hemoglobin A1 C'leri yüksek veyahut da kandaki şekerleri yani glisemik düzeyleri yüksek seyretmektedir. Peki niye böyle? Evet. Aslında ne kadar kilo o kadar tansiyon ve şeker açısından risk demektir. Tabii ki genetik faktörler bu konuda önemlidir. Yani birinci derece akrabalar. Yani biz aile yakınları derken tabii eğer akraba değilseniz eşleri saymıyoruz. Eşler sayılmıyor. Evet sayılmıyor. Birinci derece akrabalar kim bunlar? Anne, baba, kardeşler, amca, dayı, teyze, hala gibi. Onları birinci derece akraba olarak kabul ediyoruz. Eğer bunların herhangi birinde ya da birilerinde şeker hastalığı varsa yani siz de risk altındasınız demektir. Tabii sadece genetik faktörler şekeri, diyabeti sınıflandırdığımız zaman biz tip 1, tip 2, işte gebelik diyabeti ve bazı özel diyabet çeşitleri var. O şekilde sınırlandırıyoruz. Genetik özellik genelde tip 2 diyabette vardır. Tip 1 diyabet dediğimiz çocuk ve gençlerde gördüğümüz şeker hastalıklarında genetik etkili değildir. Bunlar da daha ziyade çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlar, virütik olabilir, bakteriyel olabilir, bazı emosyonel stresler evet. Etkilidirler. Bunlar da genetik söz konusu değildir ve bunlarda zaten tam insülin yokluğu söz konusudur. Genetik faktörler daha ziyade tip 2 dediğimiz 30 yaşından sonra görülen diyabette görülür. Yetişkin diyabetinde görülmektedirler. Peki niye bu kadar çok, bu kadar sık görülmekte? Nedeni şu. Günümüzde beslenme alışkanlığımız maalesef kötü anlamda çok değişikliğe uğradı. Yani normalde kullanmış olduğumuz şekerler geçmişte şeker kamışından ve şeker pancarından elde edilirdi. Ve bunlar doğal olarak elde edilirlerdi. Ama günümüzde işte büyük karteller para kazanmak uğruna bunları daha ziyade buğday, mısır ve patates gibi nişastası bol olan ürünlerden ve bazı kimyasal tepkimelerle, değişikliklerle üretmeye başladılar. Tabii bunlar da şeker, bunlarda da glikoz ve fruktoz dediğimiz şekerler var ama daha ziyade fruktoz zenginleştirilmiş şeker bunlar. Ve bunların hem üretimi daha kolay hem de taşıması daha kolay. Böyle olunca da çevremizde gördüğümüz, marketlerde gördüğümüz bisküviler, kekler, çikolatalar, dondurmalar ve gazlı içeceklerin hepsinde bu glikoz şuruplarını ve fruktoz şuruplarını kullanıyorlar. Yani siz bir çuval 50 kiloluk şekeri taşımaktan ziyade 5 kiloluk bir bidona koyuyorsunuz bunları. Hem taşıması kolay hem de daha kuvvetle tatlandırdıkları için daha az kullanarak daha çok kar elde ediyorsunuz. Yani çevrenize bakın. Etrafımızdaki çocukların neredeyse üçte biri ya da yarısı maalesef biz tombik diyoruz ama evet. Genelde kilolular. Kilolular. Yani çocuklarımızı çok seviyoruz. Üzerlerine titriyoruz. Onların ateşi çıkınca bizim ateşimiz daha çok çıkıyor. Evet. Hasta olunca sabaha kadar başında bekliyoruz. Ama bu kadar çok sevdiğimiz evlatlarımıza bu tür ürünleri yedirerek çok büyük kötülük yapıyoruz.